Şimdi bir taraftan da CHP'nin pazar günü İstanbul'da yapacağı bir miting var. Cumhuriyet ve Demokrasi mitingi. Yeri önemli. İstanbul'da olması önemli. Belediyenin bu mitinge yönelik yardım edici kararlar alması önemli. Evet. Ve tabii daha önemlisi AK Parti'den de katılım olacak. Evet. Ne diyorsunuz? Bütün partilere mi davet göndermiştiniz? Şimdi özel bir davet mektubu göndermedik ama herkese açık. Çünkü bu Cumhuriyet ve Demokrasi mitingi. Cumhuriyet ve Demokrasi sadece bizim değil, bütün siyasi partilerin, bütün vatandaşların ortak beklentisi, ortak amacı, ortak hedefi, ortak kültürü olmak zorunda. Biz böyle bir şey yapacağız. Belediye ücretsiz taşıma yönünde belediye meclisi bir karar almış. Tabii karara saygı gösteriyoruz. Yani uyulur mu, uyulmaz mı, bakılır mı, bakılmaz mı? Bizim açımızdan önemli. Çünkü biz darbelerden en büyük acıyı yaşayan partiyiz. Darbe sonrası bizim genel başkanlarımız hapse atılmıştır. Bizim mal varlıklarımıza el konmuştur. Bizim arşivlerimiz alınmış, bir kısmı SEKA'ya gönderilmiştir. Biz kendi arşivlerimizi bile şimdi toparlamaya, bulmaya ve onları bir arşiv oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla acıları yaşayan bir parti olduğumuz için, ama biz hiçbir zaman bir mağduriyet edebiyatı da yapmadık. Geriye dönüp intikam alma duygusuyla bir şeyler de yapmadık. Tam tersine acıları bir tarafa bırakıp umuda, geleceğe bakmak, demokrasiyi güçlendirmek. Bunun mücadelesini hep verdik. Yani benden öncekiler de verdiler. Biz de aynı mücadeleyi veriyoruz. Demokrasi konusunda üzüldüğümüz noktalar da var. Mesela biz hep tam demokrasiyi savunduk. Birinci sınıf demokrasiyi savunduk. Üçüncü sınıf bir demokrasiye bu ülkenin insanları layık değildir. Birinci sınıf tam demokrasiye layıktır dedik. Yani kurumları çalışan, sistemi iyi çalışan, düşüncelerin özgürce ifade edildiği bir sistemi biz hep savunduk. Bunların olması gerektiğini ifade ettik. Umarız, az önce dedim ya, bütün siyasi partiler bir öz eleştiri yapmak durumundadır diye. Umarız bunların tamamı, geçmişi bir tarafa bırakıp geleceğe yönelik olarak topluma umut vermek. Dolayısıyla ben sınava girdiğim zaman, üniversite mezunu bir genç açısından düşünüyorum. Sınava girdiğim zaman acaba A partisinden, B partisinden olduğum için beni kabul veya reddederler diye bir kaygı taşımadan, tam tersine ben bilgimle, birikimle giriyorum, sınavı kazanacağım, devlette yükseleceğim, önemli noktalara geleceğim, halkıma hizmet edeceğim. Bu anlayışı bir anlamda yerleştirebilirsek bence çok başarılı bir şey yapmış oluruz.